Merhaba Aynur anneciğim. Rahatsız ediyorum ama vize konusunda çok önemli bir gelişme oldu. Onun için geldim. Yok canım, rahatsızlık olur mu? Buyur, geç, otur. Yok, ben girmeyeyim. Malum kaldırımı dükkana kattığımızdan beri işler epey bir arttı. Dükkanı boş bırakamam. Tabii, asla bırakma. Buyur. Vizeci bir arkadaşım var. Ona sizden bahsettim. Neden? Dedim ki Aynur annem dünyayı açılmak istiyor dedim. Vize konusunda dedim yardımcı olabilir misin dedim. O da bana dedi ki ne demek Doruhan, hemen hallederiz. Anladım anladım, çok teşekkür ederim, hiç ihtiyacım yok. Naz'ın amiri Sadullah Bey bizim için her şeyi hallediyor. Çok teşekkürler canım. O zaman vize çıktığında bana haber verin, beraber uçalım. Sonuçta yanınızda dil bilen birinin olması önemli. Hem ben de Naz'ı görmüş olurum. Ya hadi bakalım, hayırlısı Nurhan'cığım. Şu vizeler bir çıksın bakalım, sonra konuşuruz Sedcan. Vize konusunda bir sorun olursa arkadaşım birkaç gün hallederim dedi. Haberiniz olsun. Sağ ol Nurhan. Sağ ol canım. Hadi git sen. Kaldırımı dükkana kat. Görüşürüz. Canım. Aç hadi. Kim o? Benim. Çiçek, sen göremiyorum. Ha, ayol Nehir ben. Hayırlı olsun. Merhaba. Yeni açtım dediğin için hayırlamaya geldim. Ay çok iyi yaptın. İyi ki geldin. Aa, siz de buradasınız. Hoş geldiniz Nehir Hanım. Ben de buralardaydım, uğrayayım dedim. Ah çok tatlı. Çok centilmensiniz. Benim içeride bir danışanım var ama seansımın sonuna geldim. Ya deli mi? Hadi kahve içelim hadi. Tamam, içeri gidip hemen geliyorum. Şurada bekleyeyim. Yavaş. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ferdi, senin mi bu köpek? Yok abi, Numan Bey'in köpeği. Aa, belli, onun gibi cins bir şey zaten. Abi, Numan Bey duymasın ha. Oğlum, cins ne demek? Kötü bir şey demek değil ki. Cins, türünün kusursuz örneği demek. Bak, bu cins köpekler var ya, sahibine çok bağlı oluyormuş. Şimdi Günday Hanım bir ıslık çalsa bu hemen gidiyor. Numan Bey mi? Ne Numan Bey ya? Köpekten bahsediyorum. Sen Numan Bey'e kılıbık mı demek istiyorsun Ferdi? Abi. Tamam tamam. Merak etme, benden laf çıkmaz. Ya Namık abi. Ya ne Namık abisi? Bayağı Numan Bey'i köpeğe benzettin, anladık. Ya Namık abi, ne diyorsun Allah aşkına? Ben öyle bir şey demedim. Korkma korkma. Ben de. Ya ben var ya, köpekleri insanlardan daha çok seviyorum biliyor musun? Çünkü köpekler insanlar gibi kazık atmaz. Bana köpeklere fısıldayan adam Los Peros Namık derler. Tabii. Ver ben gezdireyim şunu. Hadi be. Olur abi, sen bilirsin ha. Come in Zivit'te. Come here. İdi suda. Hangi dilden anlıyor bu? Abi Türkçe. Ha, gel bakayım. Ha evet, Türkçe anlıyor. Adı ne bunun? Şanslı. Şanslı tabii. Böyle refah içinde yaşayan bir it şanslı olmaz olur mu? Şanslı. Hadi bakalım. Hop hop. Bak. Gördün mü? Abi çok iyisin hop. Bu konuda. Bak. Görüyorsun değil mi? Komut anlıyor. Hadi bakalım. Hop hop gel. Hop. Dur bakayım. Dur. Dur. Aferin. Gel 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 gel. Bekle bekle bekle. Dur. Dur dur. Gel bakalım. Gel bakalım gel bakalım. Şimdi senin işimiz var. Dur bekle orada. Numan Bey, Numan Bey, şanslıyım, şanslıyı size getirdim. Numan Bey, Ferdi nerede sizin? Bu haliniz ne ya? Beni boş verin, beni boş verin efendim. Önemli olan şans. Ona hiçbir şey olmadı. Önemli olan o. Komşulardan birinin devasa bir köpeği, çok iriydi. Birdenbire bize saldırmaya çalıştı. Ne diyorsun sen ya? Merak etmeyin, hemen şanslıyla arasına girdim ve ona zarar vermesine engel oldum. Ama her yerimi ısırdı, üstümü başımı paraladı. Ama şanslının en ufak bir tüyüne bile zarar gelmedi efendim. Çok teşekkür ederim Namık Bey. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum ama
Sizin için üzüldüm tabii. Üzülmeyin efendim. Önemli olan şanslı. Ona hiçbir şey olmaz. O kadar cana yakın, o kadar şeker, o kadar tatlı bir yaratık ki. Yaratık bile değil, minnoş minnoş. Ferdi, onun size ait olduğunu, sahibinin siz olduğunu söylemeden önce ben anlamıştım zaten. Ne kadar tatlı bir şey ya. Canım benim ya, çok korkmuştur şimdi bu. Ne kadar teşekkür etsem az. Aa, lütfen. Teşekkür etmeyin. Onun gibi güzel bir minnoşla vakit geçirdiğim için ben size teşekkür ederim. Aynı zamanda travma yaşamasın diye olay anından buraya kadar onu hep bizzat kucağımda taşıyarak getirdim. Ya ne diyorsunuz Namık Bey? Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok sağ olun ya. Ne demek efendim? Vazifemiz. İyi günler dilerim. Benim şanslıya canım feda. Hatta kolum feda. Namık Bey. Namık Bey siz... Şunu kabul edin lütfen benden. Ne şimdi bu? Yani oldu mu 200 lira? Yani ben bunu herhangi bir karşılık bekleyerek yapmadım. İnsanlık vazifem. Lütfen normal. Olsun, siz gene de kabul edin bunu lütfen. Gönülden. Yani aslında o diğer yaratık her yerimi ısırdı. Kuduz dolmuş olabilirim. Bayağı bir ısırdı çünkü. Acaba her ısırık için ayrı kuduz aşısı mı olmak gerekiyor? Peki ya iş kazası olarak kabul etmezlerse o zaman kendi cebimden mi ödeyeceğim? Ne yapacağım? Namık Bey, sen şunu al Namık. Buradan direkt özel hastaneye. Hiç devlet hastanesinde randevuyla falan uğraşma. Ha, ben kendi kendime konuşuyordum. Şimdi siz benim söylediklerimi duydunuz mu? Çok mahcubum ama. Olsun, siz alın bunu. Kuduz. Şakaya gelmez. Doğru. İsmi bile kötü. Kuduz. Ya. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun. Gel bakalım şanslı. Yavrum benim. Korktun mu sen? Ne oldu yavrum benim? Kimse aldırttı sana. Ha şanslı. Namık abin korudu mu seni? Sen beni 4A'dan en aşağıdan başlatırsan... ...ben de böyle tek 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 senden paraları alırım. Hadi bakalım Numan Bey. Görüşürüz. İşte ne bileyim, Ömer'i okula bırakıyorum. Biraz alışveriş, işte arkadaşlar falan tabii. Vakit geçiyor. Vallahi insan nasıl akşam oluyor anlamıyor. Ha bu arada Ömer'i pedagoğa götürüyoruz. Aa. Öfke problemi var. Aa. Ay hiç de öyle bir çocuk gibi görünmüyor. Böyle çok tatlı. İnsanlar yaz. Göründükleri gibi değiller. Yani benim bir danışanlarım var. Ay, anlatamam. Var mı böyle tuhaf tipler falan? Nasıl tipler? Yani marjinal böyle. Yani ama danışanlarımla ilgili... Bir kelime daha etme. Biliyorum danışan gizliliği. O işler bende. Nehir sen böyle yoga falan yapıyor musun? Yok tatlım. Ben yogadan çok sıkılıyorum. Ben pilates yapıyorum. Çok iyi anlaşacağız. Kız hemen arkadaş oluyor. Evet. Hemen samimi oluyor. Evet. Hiç durmuyor. Hiç. Konuşuyor. Çok. Bak konuşsun. Onun da tarzı bu demek ki. Allah Allah. Bu benim de işime gelir bu arada. Yani bu iş ne kadar çabuk biterse ben o kadar mutlu olurum. Talat, sen Tufan'a bak biraz. Tarık çok konuşmuyor. Ama Tufan var ya, Tufan madem. Buradan ekmek çıkar bize. Sen abine güven, merak etme. Tufan hoş geldin. Hoş bulduk. Vay 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 vay. Güzel makine. Dediğin kadar varmış. Kaç lira sayarsın buna? Sen yabancı değilsin ya. Yaparız bir şeyler. Geçen gün senin kulaklığını çınlattık. Öyle mi? Kimle? Kebapçı Kadir'le. Hayırdır? Kadir'in bir sıkıntısı varmış. İşimi çözse çözse Tufan Koşoğlu çözer dedi. Neymiş sıkıntısı? Ya Kadir'i biliyorsun. Böyle ulu orta konuşmaz, anlatmaz. Ama bir şey söyledi. Dedi ki Tufan isterse 2 dakikada da derdime derman olur. Böyle mi söyledi? Bak Tufan, onun derdi benim derdim. Eğer yardım edersen ben de sana bir güzellik yaparım. Çok incesin. Tamam. Versin. O zaman ben siteye dönüyorum. Bir danışanın falan var mı? Bırakayım seni de istersen. Yok ya, yeni geldik ya. Daha işler. Tabii anlıyorum.
Bizim sitede sana çok iş var. Göreceksin bak, bir tanış kaynar. Göreceğiz. E hadi o zaman. Hadi. Kalp var bende oğlum. Böyle abuk subuk yerden çıkıp durma. Sen eski topraksın, bir şey olmaz sana. Hayırdır? Evlilik ilk günden yordu mu? Evet, yordu. Bu iş zor. Neymiş zor olan? Bu kız da zor amirim. Bana bak. 3 yıldır bu adamın peşindeyim. İlk defa tanıştık, evine girdik. Amirim, kız çok konuşuyor. Bir de nasıl söyleyeyim, böyle mutlu mutlu gülüyor. Ya ne var bunda? Amirim, kız gerçekten mutlu. Yani kız mutlu bu işi yapamaz diyorsun, öyle mi? Sen bana masal mı anlatıyorsun lan? Ben birine güvenmeden o kadar çok zaman geçirdim ki senin yaşın tutmaz. Ya bırak bunları şimdi. Adamın güvenini kazan. Amirim, kız sürekli annesiyle konuşuyor. Annesi durmadan kızı arıyor. Alo. Alo, komiserim. Amirim. Amirim, komiserim, hangisi artık doğruysa oradan kabul edip devam edin rica ederim. Ay, şunun için arıyorum ben sizi. Sonuçlar nedir? Vizem çıktı mı? Ne oluyor? Çünkü eğer siz halledemezseniz bizim... Nurhan var. O halledebileceğini söyledi. Nedir durum? Aynur Hanım, bir sakin olun. Ben arkadaşlarla konuşayım, size dönüş yaparım. Tamam mı? Sakin mi olayım ben? Sakin olun deyince de insana hakikaten bir sakinlik geliyor değil mi? Ben kızıma ulaşamıyorum. Sadullah Bey, komiserim. Amirim, hangisi doğruysa. Onun için aradım sizi ben. O iyi, iyi. Çok emin ellerde. İçiniz rahat olsun. Emin ellerde. Çok güzel. Sizin elinizde, emin ellerde. Ama benim elimde değil, değil mi? Peki. Anladım, çok teşekkürler. Yani sizden haber bekleyeceğim. Teşekkürler, iyi günler. Ben sana dedim amirim. Söyledim sana. Göreceksin. Bu adam bizden ne istiyor? Kebapçı mı abi? Ulan biz bu videoyu niye izliyoruz oğlum? He? Bu mevzuyu neyse açık açık anlatın bana da. Bu videoda kebapçı seninle tanışmak istiyor. Niye? Abi bir dinle. Dinle dinle oğlum, neresini dinleyeceğim lan? Kuzey'e malı taşımak için bizimle çalışmak istiyor. Ne diyorsun abi? Hiçbir şey demiyorum. Bu kebapçı bizim akrabamız mı? Değil teyze oğlu. Ne diyor bak? Değil teyze oğlu değil mi? Biz akrabamız olmayan biriyle çalışıyor muyuz evlat? Çalışmayız. Abi hiç yani resme geniş bakmıyorsun. Harbiden hiç bakmıyorsun. Yani resme biraz geniş bak. Ben de gideyim mi? E git tabii de. Tuvalet nerede? Bu tarafta beyefendi. Buyur gel oturalım.
Hayır, bir an dediler, Tufan'ı aldılar. Dedim buna, abisi nasıl izin verdi? Olur arada öyle, sıkıntı yok. Olmasın inşallah. Abinin haberi var mı geldiğinde? Abimin haberi yok. Sen anlat, konuşuruz. Sen zeki adamsın ha. Abin gibi değilsin. Abi senin eski kafalı. Alışmış akrabalarla çalışmaya. Sonuçta global dünya değil mi? Tufan kardeş. Biraz açık olmak lazım. Doğru. Buradayız işte. Sen yap bakalım teklifini. Ne şöyle. Ben de direkt lafa giren adamı çok seviyorum, biliyor musun? Gülümser teyzem. Gülümser mi? Benim adım Hatice yavrum. Ah teyzem, insan yaş alınca adını madını hep unutuyor değil mi? He? Gel seni eve bırakayım, gel. Yavaş yavrum. Bana bak, sen Melahattin oğlu Yusuf değil mi? He, Yusuf be, Yusuf, Yusuf, Yusuf. Gel, gel, ah, Yusuf gel. İşte. Gülümser teyzem, iş güç işte. Başımızı kaldıramıyoruz ki ya. Torunlar nasıl? Ellerinden öper. Sağ ol. Bir tane daha oldu, 6 aylık. Ah, çok ay güzel, çok güzel. İyi, iyi, harika, çok güzel. Eve bırakacağım seni. Nerede oturuyordun sen? Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü mü? Ha, gel, neyse gel. Hadi bakalım. Ya bırakacağız artık. Yani yapacak bir şey yok. Sağ olasın. Şu ana yola bir çıkalım da Gülümser teyze. Bakacağız. Ha. Geç. Neylik tuzun ya. Ne var? Ne demek mallarda eksik var? Nesiniz siz? Bostan korkuluğu musunuz? Ne diye dikiyoruz sizi malların başına? Ne işe yararsınız lan? İşin başına adam diye aldık. Bunların güğümden farkları yok. Beceriksizler. Efendim Nehir? Hah hayatım. Akşam Ömer'in tiyatrosu var bak unutma ha. He biliyorum. Pedagog da var onu da unutma. Ya tamam başlatma şimdi yine. Ay bir şeye başladığım yok Tarık, hemen öfkelenme. Hayatım tatildesin, kafanı dinle biraz. Bak söz verdin bana. Tatil matil yok Nehir Hanım. Sevkiyatta eksik çıkmış. Tamam hayatım, akşam 7'de tiyatroda görüşürüz, tamam mı? Allah. Bak, abin eski kafalı. Her şey değişti. Dostum. Ben buraya abimi konuşmaya gelmedim. Sen anlat, bakarız duruma. Şimdi siz silahları kuzeyden getirirken bizim malları da getirin ki sevkiyat da eksik çıkmasın Tufan kardeş. Sen eksik çıktığını nereden biliyorsun? Boşuna değil. Oralarda bizim dedim ya. Abim kabul etmez. Ben de seni adam yerine koydum, sana anlattım. Yoksa anlatmasın mıydım Tufan kardeş? Bakacağız. Teşekkür ederim. Hiçbir şey değil. Bana bak, yarın cumartesi ne yapıyorsun? Yarın? Biliyorsun henüz asistanım yok, yeniyim. Bir defterime bakmam lazım. Ama varsa senin planın uyarım. Tamam, o zaman alışverişe gidiyoruz yarın. Aa, bir Levent'e sormam lazım. Aa, izin mi alıyoruz beyefendiden? Hayır canım, izin gibi değil yani. İşte haber vereyim diye. İyi o zaman, haber ver, yarın beraberiz. Peki. Çok yakışıyorsunuz ya. Ay çok romantik ya, of. Biz Ömer doğmadan önce Tarık'la acayip eğleniyorduk. Ya. Çocuk doğunca var ya, hayat değişiyor. Düşünüyor musunuz siz çoluk çocuk? Yok. Değil yani şimdilik. Ama ileride Allah kerim. Tamam sen kafana koyarsan mutlaka bana haber ver tatlım. Bende ne teknikler var oho.
Tarık'a kalsak, Tarık'ın ilk evliliğinden bir kızı var. O kız yeter. Ay yok anam, ben ona oğlan doğurdum sonuçta. Beliaf bir yerde. Herhalde. İyi. O zaman yarın alırım seni. Heyecanla bekliyorum. Çav çav. Sana sordum. Bilmem gereken bir şey var mı dedim. Dün söyledim ofise. Nereden bileyim Çiçek alıp geleceğini? Hepimiz oradaydık. Yakalanabilirdik. Ama yakalanmadık. Bütün gün de beraberdik. Ayrıca gelmesi işimize yaradı. Tarık'ın sevkiyatında eksik varmış. Sen nereden biliyorsun bunu? Telefonla konuşurken speaker aldı. Olsun. Yine de bana söylemen gerekirdi. Hadi hazırlan. Yemeğe gidiyoruz. Tarık'ın restoranına rezervasyon yaptım. Balıkçıyı görelim artık. Annemi aramam lazım. Ara. Vize almaya çalışıyormuş. Sen nereden biliyorsun? Ara. Anneni ara. Hazır mısın? Nasıl yaşıyorlar bu topuklularla? Hiç mi giymedin? Yazdan önce hiç. Belli. Gerek olmadı da ondan. Eminim gerek olmamıştır. Gör bak bu akşam bütün kuralları uyuyacağım, çenemi de tutacağım. Ayakkabılar sana gerçekten çok yakışmış. Seviyor musun bunu? Neyi? İşte topuklu ayakkabılar, böyle elbiseler falan. Bu mu yani senin dünya? Levent'inki böyle. Ben seninkini soruyorum. Senin Pamir'le bir işin yok. Yaz ol. Gülümse. Gel aşkım. Arılar çiçek topluyor. Düştüler. Hayatım iyi misin? İyiyim. Ben biraz sıkıma var. Pardon. Hemşerim yavaş ya. Hemşerim mi? Neredensin? Önüne bak. Bela mısın? Ne bakıyorsun? Ya ben bakıyorum bakıyorum ama seni bir yerden çıkartamadım hemşerim. Hayatım. Bak.
Ben kendim olarak sakin sakin senden özür diliyorum, tamam mı? Çattık ya. Hayatım hadi sen çık bir havalı, hadi. Artık. Ay siz de Allah Allah, ikideydi diye. Sakin ol oğlum, sakin ol Tarık. Bak sen becerebilirsin oğlum, sakin ol. Anca rahatlıyorum da. Yok abi, ben size hiçbir şey demedim ki. Biliyorum bir şey demediğini. Güzel kardeşim, korkma. Eskiden çok daha fazla sinirliydim. Bak öfke sanki böyle küp şeker gibidir. Hani bir anda böyle 7 tanesini alırsın, ağzına atarsın, ağzında eritirsin ya içinde. O derecede zararlı. Anlıyorum sizi. Alo. Efendim hadi. Ezoğlu. Sevkiyatta eksik çıktı. Ne demek sevkiyatta eksik çıktı? Bu kaçıncı ya? Ha kapat kapat. Levent Güneş adına rezervasyonumuz vardı. Hoş geldiniz. Sitede isminizi gördüm. Siz ortadan güzel bir masa ayarladınız. Çok incesiniz. Buyurun. Tarık Bey restoranı çok anlattı bize dün. Biz de merak ettik, gelelim dedik. Kötü yemek yapmamla hiçbir alakası yok yani. Yani onun da etkisi var biraz. Nasıl yani? Ben kötü yemek mi yapıyorum? Kötü yemek yapıyorsun demeyelim de... Çok sık yemek yapmıyorsun diyelim. Buyurun sen. Burası ne kadar güzel bir yer. Güzeldir. Ben çocukları gönderiyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Her şeyim var be adam. Ne diye bulaşıyorsun pis işlere? İnsanoğlu. Ne kaybederse açgözlülüğünden kaybediyor. Hep daha fazla. Hep daha fazlasını istiyor. Tarık da öyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ne içersiniz? Su. Su. Siparişi ben vereceğim. Levent öyle yapar. Sen de lütfen yaz ol. Ben yazdım zaten. Nasıl olsam seninle burada baş başa yemek yiyeceğimi falan mı sanıyorsunuz? Ben de seninle aynı masada oturmaya meraklı değilim. Allah'tan ben Levent'im, sen de yazsın. Bir konuda çok iyi anlaşıyoruz demek. Kocacığım. Evet karıcığım. Öf anne. Babam gelmedi değil mi? Geldi oğlum. Geldi baban. Sonuna kadar buradaydı. Geldi Ömerciğim. Hadi anne artık gidebilir miyiz? Ben çok sıkıldım. Tabletim evde zaten. Tamam oğlum. Baban gelsin gideceğiz. Ya anne bırak ya. Babamın geleceğimi var işte. Gel bak. Ay benim balarım, arı böceği oğlum benim. Sarıl bakayım babaya aslan oğlum. Tarık neredesin? Hadi hadi yürü gidelim. İyi misin sen? İyiyim, 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 iyi. Sen iyisin de kim değil hayatım? Ya hadi çek dükkana da. Dükkana mı? Ne alakası var? Yeni komşular yemeğe geliyorlar. Bu iki gün üst üste fazla olmuyor mu? Aman hayatım, o kız yemek yapmayı falan beceremez. Görmüyor musun? Sıska bir şey zaten. İyi yapmışlar. Bir balık yerler düzgün. Ben öyle samimi olmayı pek sevmem. Çok yanaşmaya başladı yalnız bunlar. Hayatım, abartıyorsun ya. Sen bugün yine çok sinirlisin. Ne oldu gene? Yalnız böyle susarak olmaz. İnan, ben de burada böyle oturmaktan mutlu değilim. Ama konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Gel seninle bir oyun oynayalım. Ne oyunu? Dikkat oyunu. Akademide oynuyorduk. Öyle bir şey mi? Aynen öyle. Yalnız ben çok iyiyimdir o oyunda, haberin olsun. Hadi bakalım. Mesela şu çift
Evliler mi? Yoksa sevgililer mi? Yalnız alyansları yok. Oradan bir şey çıkaramazsın. O kadar basit değil. Sevgililer tabii. Adam kadını çok dikkatli dinliyor. Bir de yaptığı bütün esprilere kahkahalarla gülüyor. Bravo. Peki. Kadın adamın evli olduğunu biliyor mu? Evli olduğunu mu? Nereden çıkardın evli olduğunu? Buraya girerken adamın telefonuna baktım. Kötü yemek yapıyorsun demeyelim de çok sık yemek yapmıyorsun diyelim. Ters duruyordu. Karısı ararsa kadın çağrıyı görmesin diye. Peki. Dikkatli Levent Bey. Şu an bu restoranda kaç kişi var? 32. 33. Ya sen sayı saymayı bilmiyorsun ya da sende dikkat eksikliği var. 33. Vestiyerdeki kız dahil ve bütün garsonlar dahil şu an burada toplam 33 kişi var. Hı? Adam tuvaletteydi. Daha yeni geldi. Yok. Biz geldiğimizde tuvalette değil mi? Kötü yemek yapmamla hiçbir alakası yok yani. Yani onun da etkisi var biraz. O zaman birazcık da senden bahsedelim. Hı. Bu zamana kadar hiç uzun ilişkin olmamış. Çünkü kaybetmekten korkuyorsun. Babanı kaybettikten sonra anneni koruma içgüdüsüyle polis olmuşsun. Ve belki de polis olmak hiç sana göre bir şey değil. Her şeyi bu kadar iyi biliyorsan ne yiyeceğimi de bilirsin. Pardon. Kale. Her şeyi bildiğin zaman. Tamam hayat, iş yemeğindeyim. Bak bununla şimdi şu anda ilgilenemem. Adamları masada bıraktım. Bak senin aramaların yüzünden insanlarla ilgilenemiyorum. Tamam kapat hadi, kapat. Hoş geldiniz teyzeoğlu. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Sen Ömer'i eve bırak. Tamamdır abi. İçerideler, ortadaki masada. Oo komşu. Afiyet olsun. Hoş geldiniz Tarık Bey. Levent Bey. Hoş geldiniz. İşiniz yok mu? Lavaboya kadar gitti. Hah, o zaman sakıncası yoksa katılıyoruz size. Tabii tabii buyurun kendi mekanınız gibi rahat edin. Dün adresi verdik, bugün tahsilata gelmişler. Aynen öyle vallahi. Daha mutfağı yerleştiremedik. İstanbul'da çok özlemişiz. E siz de dün mekanı bu kadar övünce biz de merak ettik geldik. Hah, iyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. Oğlum bir gel. Buyurun efendim. Bize benim menüden getirin hemen. Tabii. Hadi ya. Aşkım. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ay hiç haber de vermiyorsunuz. Önden hazırlık yaptırırdık size. Hiç öyle planlamadık ki bir anda gelişti. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Aa, ama bak yarın da beraberiz ha. Evet. Alışverişe mi? Herhalde hayatım seninle ava gidecek halim yok. Ava mı gidiyorsunuz? Avı duyunca neden birden kulak kesildiniz psikolog hanım? Şimdi de böyle aman Allah'ım bu hayvanları neden katletiyorsunuz diye nutuk atmaya başlarsınız. Hı? İnsanın doğasında vardır. Toplayıcılar, avcılar. Toplayıcılar toplamaya, avcılar da avlanmaya devam eder. Ben avcıyım. Yemeyeceğim şeyi öldürmem. Sevmem. Aynur. Aynurcuğum.
Aynur! Aa, sen geldin mi? Ben evdeyim de sen neredesin? Saat kaç? Ben İngilizce kursuna yazıldım. Bak, bunlar da kitaplarım. Oo, student yani. I am a student. Yes. Güzel. Ya işte bunların hepsini çalışmam lazım. Çok işim var, çok. Peki, o elindeki ne? Ha? Bu. Ha, chicken turner. Çok çabuk öğreniyorsun. Very quick. Patlatıyorsun peş peşe. Değil mi? Ya işte kurstan çıkarken baktım çocuklar bunlardan alıyorlar büfeden. Ben de kaptım bir tane. Hmm. Görüyor musun nelerle besleniyor çocuklar? Onion var içinde. Ha. Soğan, soğan. Ha. İşte benim de. Kızım orada kim bilir neler neler yiyor. Kim bilir? İşte evde olsaydı ben ona ev yemeği yedirirdim ama. Ah Aynur'cığım ah. Bu anksiyete senin sonunu hazırlayacak ama farkında değilsin. Hayırdır? Ne hayırdır abi, ne oldu? Ömer'i getirdim ben de. Ömer'i getirdin. İyi. E rahat durmuyorsun oğlum. Ben mi rahat durmuyorum abi? Ne yapmışım ben? Adem abi, büyüdüm ben artık. Tufan, saçma sapan şeyler yapma. Abin iyi değil bu aralar. Ya ne bu aralar abi? Sanki bu adam hep böyle değilmiş gibi, değişmiş gibi konuşuyorsun, beni güldürüyorsun ya. Abi, değişen biri varsa o da benim. Tamam? Büyüdüm ben. Sen de bunu anla lütfen, rica ediyorum. Allah ya Rabbi ya. Yarın benimlesin Levent Bey. Görelim bakalım. Avcı mısın, toplayıcı mı? Ava mı? Tarık'cığım, ne gerek var? Evi görelim de. Komşularımızla birlikte birbirimizi tanıyoruz işte Nehir'ciğim. Senin istediğin gibi. Hiç silah kullandın mı? Ah. Heves edip aldım bir tane. Ama hiç beceremem kullanmayı. Yarın her şey çok başka olacak. Şimdi sen güzelce uyu. Yarın erkenden görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler tatlım, görüşürüz. İyi geceler canım. Her gün bu gerilime kalbim dayanmıyor. Ama heyecanlıymış. Bak hayatım, ne güzel yemeğimizi yedik. Gördün mü, normal insanlar bunlar. E tamam Nehir ya, normallerse bir sorun yok, bir sıkıntı yok dedik de. Ama sen hala çok gerginsin hayatım. Bana bak, senin şekerin mi çıktı yoksa? Yahu tat mat kalmadı Nehir. İkidir sevkiyatta sıkıntı çıkıyor. Biri soyuldum dedi, diğeri yakalattı. Durumlar karışık. Tamam hayatım, anladım ben. Sen yarın git, şöyle dağa taşa bir sık bir rahatla. Bana bak, yanlışlıkla çocuğu vurmayın ha. Hadi ben yattım. Abi, iyi misin? Ula aynı soruyu sorup durmayın da. İyiyim. Müsamerelikli adam. Ha, o mu onu bilmiyorum. Ama hak etti. Eminim hak etmiştir. I have a dream. I have a dream. Ay. Anne, nasılsın? Canım, nasılsın? O kadar aradım, açmadın ama Naz. Aramızda 3 saat var anne. Dersteydim, gördüm aradığını da açamadım. Sen makyaj mı yaptın Naz? Öyle azıcık. Ha, hiç yapmazdın eskiden. Ne oldu? Oralara gittin, 2-3 günde oyun suyun değişti. Böyle değişik değişik bir haller falan. Bana söylemek isteyip de söylemediğin bir şey var mı? Yok,
yok. Gizli saklı yok. Ay sen iyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Hayatımda hiç bu kadar iyi olmamıştı. Çok iyiyim. Benim yapmam gerekenler var. Yarın biraz çalışmam lazım. Hadi bay bay. Anne. İyi geceler, iyi geceler. Bay. You may say I am a dreamer. Dreamer. Dreamer.